sevdiğin kardeşin, senin katilinle evli. Ama sen sakın üzülme, olur mu meleğim? Herkes yaptığının cezasını çekecek. Senin intikamını ben alacağım. Onunla beraber tüm hayalleri de yok olup gitti. O bu dünyada yaşamayı en çok hak eden insanlardan biriydi. Tüm kötülüklere inat, iyiliğin vücut bulmuş haliydi. Daha yapacak çok şeyi, iyileştireceği, mutlu edeceği çok insan vardı. Her şey yarım kaldı. Söyleyecek olsa şimdiye kadar söylerdi. Belli ki söylemeyecek. Ama yine de temkinli olmak lazım. Nihan abla o içeceği hiç sevmezdi, biliyor musun? Çocukların getirdiği içeceği. O kadar iyi kalpliydi ki çocukları mutlu etmek için her defasında içerdi. Nereye? Biraz su alacağım. Hira Hanım sık sık gelip giderdi Nihan'ın yanına. Mutluydu. Ta ki vicdansızın teki onu bizden koparıncaya kadar. Hira Hanım'ın da çöreklerini çok severdi. Belki sizin için de yapar bir gün. Onun canını alan bir cani. Nasıl bir insandır düşünemiyorum. Konuşalım, evet. Orhun Demirhanlı'nın kardeşinin katiliyle yaptığı evliliği konuşalım mesela.
dünyanın canına kıyıp sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebileceğini mi sandın? Şimdi sıra sende.